7. fasikülümüzün son video dersiyle sizlerleyiz arkadaşlar. 6. video dersimiz rasyonel sayılarda sıralama. Paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan daha büyüktür. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? Şimdi eğer paydalarımız aynı ise, hepsini fark ettiyseniz 15, pay kısmı yani 12 ondan daha büyüktür, 18'den daha büyüktür deyip sıralama yapabiliriz. Mesela ben de 3 tane yazayım. Diyorum ki 7 bölü 3, 6 bölü 3, 2 bölü 3 olsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar 7 bölü 3, 6 bölü 3'ten büyüktür. O da 2 bölü 3'ten büyük şeklinde diyebiliriz. Neden? Paydalarımız aynı. Üstü büyük olan büyük olacak. Ama bu kim için geçerli? Buna dikkat edin. Pozitifler için geçerli. Negatifler için farklı bir durum söz konusu olacak. Bunu da size açıklayacağım zaten. Şimdi yukarıdakinden farklı olarak arkadaşlar burada payları eşit olmuş olsaydı ne yapacaktık? Payları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha büyük olacak. Şimdi 18 hepsinde eşit fark ettiyseniz pay kısımlarında. Payda küçük ise daha büyük olacak arkadaşlar. 18'i 7'ye böldüğünüz zaman 2 nokta bir şey bulacaksınız. Ama 18'i 11'e böldüğünüz zaman 1 virgül bir şey çıkacak. O yüzden 2 virgül bir şey daha büyük olmuş olacak. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi siz iki şey öğrendiniz. Bir, paydaları eşit ise dedik yukarıda. Paydaları eşit ise ne yapıyorduk? Payı büyük olan büyüktü. Buraya not alıyorum. Peki payları eşit olsaydı ne olacaktı? Payları eşit ise de paydası küçük olan büyük olacak arkadaşlar. Bunu not alın. Bunlar üzerinden sıralama yaparken kolaylık olsun. Pay ve paydası eşit olmayan rasyonel sayılar sıralanırken pay veya paydadan uygun olan eşitlenerek sıralama yapılır. Şimdi arkadaşlar elimizde 2 bölü 5, 3 bölü 6 ve 4 bölü 7 kesirlerimiz var. Kimi eşitlersek daha kolay olur? Sanki pay kısmını eşitlersek daha kolay yol alırız gibi görünüyor. Diyorum ki 2, 3, 4, 12 de eşitleniyor en yakın. O halde birinci kesiri 6 ile genişletiyorum. İkincisini 4 ile genişletiyorum. Üçüncüsünü 3 ile genişletiyorum. 6 kere 2, 12 bölü 6 kere 5, 30 yapacaktır. 4 kere 3, 12. 6 kere 4'ten 24 gelecektir. 3 kere 4'ten 12. 7 kere 3'ten de 21 gelecektir. Şimdi eğer bu bir basit kesirse bakıyorum payı paydasından daha küçük olduğu için evet basit kesir bunlar. Payları eşit ise paydası küçük olan sayı daha büyük oluyordu. Bakıyorum 30 mu daha küçüktür, 24 mü, 21 mi? Evet sizi duyuyor gibiyim. 21 daha küçük olduğu için en büyük bu kesirdir. Ardından 24 gelecektir. O halde bizim sıralamamız bu olacaktır. Ama hiçbir zaman şıklarda sizin genişlettiğiniz gibi olmayacak. O halde biz bize sorulan şekle çevirecek olursak. Şimdi yukarıda anlattığımız 3 tane olayımız vardı. Ya paydaları eşitti, ya payları eşitti, ya da eşit değilse genişleterek eşitliyorduk. Bunların hepsini biz pozitif sayılarda yaptık. Peki negatif sayılar olursa ne yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar verilen kesirlerin tümü negatif ise işarete dikkat etmeden sıralama yapılır. Sonra sıralama ters çevrilir. Ne demek istiyoruz? Şimdi verilen örneğe bakalım. 2 bölü 3, 3 bölü 5, 5 bölü 6 şeklinde ben hiç işaretlerine bakmadan pozitif kesirmiş gibi bunları yazdım. Diyorum ki bunlarda ne pay eşit ne payda eşit. O halde ben genişletme yapayım. Paydaları eşitleyelim bu sefer. 30 da eşitleyelim. 10 ile genişlettim, 6 ile genişlettim, 5 ile genişlettim. Diyorum ki birinci kesire 2 ile onu çarpacak olursam 20 bölü 30 bulurum. İkinci kesiri 6 ile genişletirsem 18 bölü 30 bulurum. Üçüncü kesiri 5 ile genişletirsem de 25 bölü 30 bulurum. Şimdi paydaları eşit ise neydi kuralımız? Payı büyük olan büyüktü. Payı büyük olan büyük ise hemen bakalım. Üçüncü kesirimiz en büyük olacak. 25 bölü 30 büyüktür. Kimden? 20 bölü 30 birinci kesirimizden. Sonra da 18 bölü 30 gelecektir. Bu kesirleri yazıyorum. 5 bölü 6 büyüktür.
20 bölü 30 dediğim 2 bölü 3 büyüktür. Bu da 3 bölü 5 olacaktır. Ama ben bu işlemi, sıralamayı kime göre yaptım? Pozitiflere göre yaptım. Uyarıda biz size ne demiştik? Pozitifmiş gibi yazıp sonra eksiği yazdığımız zaman yön değiştirin demiştik. Diyorum ki o halde 5 bölü 6 yani eksi 5 bölü 6 küçüktür. Eksi 2 bölü 3 ortancadır. En büyük ise eksi 3 bölü 5 olacaktır dedik ve bitirdik. Şimdi arkadaşlar şu kısmı görmeyelim. Önceki sorudan kalma burası. Önemli değil. Zaten çözmüştük. Pay ve payda arasındaki fark sabit olan basit kesirlerde pay ve payda büyüdükçe kesirin değeri de büyür. Ne demek istiyoruz? Şimdi verilen örneğimize bakalım. Diyor ki 10 bölü 11, 11 bölü 12, 15 bölü 16 kesirlerinde pay ve payda farkı 1'dir. Gerçekten bakıyoruz 1, 1 ve 1. Tamam. Kesirler basit kesir olduğundan pay ve paydası büyük olan daha büyüktür. Yani ne demek istiyoruz? 15 bölü 16 en büyük, 11 bölü 12 ortanca, 10 bölü 11 şeklinde sıralayacağız anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela buraya bir örnekte ben yazayım. 7 bölü 8, 99 bölü 100, 52 bölü 53 dedim. Bakıyorum aralarındaki fark yine 1. Arkadaşlar payı ve paydası en büyük olan en büyük olacaktı. Şartımız buydu. O halde 99 bölü 100 en büyüktür. Sonra 52 bölü 53. Sonra 7 bölü 8 gelmesi gerekiyor. Pay ve paydası arasındaki fark sabit olan birleşik kesirlerde ise pay ve payda küçüldükçe kesirin değeri büyür. Şimdi birleşik kesiriz bu sefer 21 bölü 17, 25 bölü 21, 18 bölü 14 kesirlerinde pay ve payda farkı sabit ve 4'tür. Gerçekten 4. Bakalım 21'den 17 çıktı 4. 25'ten 21 çıktı 4. 18'den 14 çıktı 4. Buraya kadar tamamız. Kesirler birleşik kesir olduğundan pay ve paydası küçük olan kesir daha büyük olacak. Bakıyorum hangisi en küçük? 18 bölü 14 normalde daha küçük. O halde en büyüğün onun olması gerekiyor. Sonra 21 bölü 17 onu takip edecek. En son en küçüğümüz de 25 bölü 21 olacaktır. Şimdi sağ tarafa ben başka bir soru yazayım o halde. 9 bölü 7, 15 bölü 13, 21 bölü 19 olsun. Şimdi bakıyorum bunlar birer birleşik kesir. Birleşik kesir ne demekti arkadaşlar? Payı paydasından daha büyük olan kesirlerde. Diyorum ki 9'dan 7'yi çıkartırsam 2 gelir. Aralarındaki fark 2. 15'ten 13'ü çıkartırsam 2 gelir. 21'den 19 çıkartırsam 2 gelir. Bütün kesirlerde fark aynı olduğu için bu sefer daha küçük olan kesir yani sayısal olarak daha küçük 9 bölü 7 mesela diğer sayılara göre daha küçük. Ama en büyük o kesir olacak. 9 bölü 7 en büyüktür. Sonra 15 bölü 13 daha sonra ise 21 bölü 19 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ondalık sayılarda sıralamaya. Ondalık sayılar sıralanırken virgüller aynı hizada olacak şekilde alt alta yazılır. Zaten biz bunu toplama çıkarmada da hep yapıyorduk. Sıralama yaparken de aynı şeyi yapın. Çünkü sıralama yapmanızı kolaylaştıracaktır. Biraz sonra örnekleri çözünce anlayacaksınız beni. Böylece aynı basamakta bulunan sayıların kıyaslanması rahatça yapılabilir. Gerçekten öyle. Şimdi A seçeneğine geldim. X dediğim ifade 2 tam 10'da 3'müş. Y dediğim ifade de 3 tam 10'da 1'miş. Şimdi diyorum ki burası 2, burası 3. Zaten otomatikman 3 olan daha büyük olacağından y büyüktür x'tir dedim, bitirdim. Geldim B seçeneğine. Şimdi virgülleri yine alt alta olacak şekilde yazdık. Bakıyorum tam kısımlarına. İkisinde de 0 var. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Virgülden sonra bir basamakta ikisinde de 1 var. Bunlar da eşit. Burada da problem yok. Ama ikinci basamakta birinin 6, diğerinin değeri 7'ymiş. 7 olan daha büyük olacağı için yine ne olacak? Y x'ten daha büyük şeklinde bulmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi sıra geldi C seçeneğine. Yine virgülleri alt alta olacak şekilde yazdım.
Tam kısımlarına bakıyorum öncelikle. İkisinde de sıfır var. Buraya kadar bir problem yok. Virgülden sonra bir basamakta ikisinde de 4 var. Bunlar da eşit. Burada da problem yok. Ama ikinci basamağa baktığım zaman birinde 3, birinde 0 var. 3 sıfırdan daha büyük olduğu için arkadaşlar x, y'den büyüktür diyeceğiz. Şimdi D seçeneğine geldim. Arkadaşlar bu tarz sorularda en son en büyük virgülden sonra kaç basamak varsa onların hepsini yazın. Yani bakıyorum Z'de 2 basamak var. Ona göre ifadeyi açacağım. Şimdi x dediğim ifade 0,4 ama 4 devrediyor. O halde bir tane daha 4 yazdım. Y'yi geldi. Aslında bu 4 devam ediyor bu arada ama yazmıyorum. Çünkü Z 2 basamaklı olduğu için 2 basamak üzerinden kıyaslama yapsam yeterli olacak benim için. Y'yi geldi. 0,4 4'ün yanında bir şey yok ve devreden de bir durum yok. O halde ben yanına bir sıfır ekledim. Bu sıfır değersiz demiştik. Yazmayabiliriz demiştik hatırlarsanız. Şimdi en son geldim Z'ye. 0,41. Şimdi yukarıda yaptığımız gibi şu tam kısımlarını aldım. Virgülleri de alt alta gelecek şekilde yazdık zaten. İkincilerini de aldım ve en son üçüncülerini aldım. Şimdi başlayalım. Tam kısımları hepsinin sıfır olduğu için buradan bir kıyaslama elde edemem. Geçtim. Virgülden sonra birinci basamakta hepsinin 4 olduğu için yine burada da bir kıyas söz konusu olmayacak. Ama ikinci basamağa geldiğim zaman x'de 4 var. Y'de 0 var. Z'de 1 var. 4 daha büyük olacağı için x büyüktür dedim. Ardından 1 geleceği için z'dir dedim. En sonunda y'yi yazdım ve kıyaslamamı yapmış oldum arkadaşlar. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.